Efendim, yeni doğan çetesi sadece minik bebekleri öldürmedi. Çetenin eline düşürdükleri daha büyük yaşlardaki çocukları da yoğun bakıma alıp işkenceyle katlettiği iddia edildi. TGRT Haber muhabiri Erdal Kuruçay aynı ekibin elinde çocukları ölen aileyi buldu. Onların feryadına kulak verdi. Ağlıyoruz, içimiz yanıyor. Daha siz neyin peşindesiniz ya? Neyin peşindesiniz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kaç kişiyi, benim gibi kaç kişiyi perişan ettiniz? Gözü yaşlı bu annenin isyanının nedeni resmi kayıtlara göre 12 bebeğin katili olan yeni doğan çetesiydi. Çünkü o çetenin elinde son nefesini verenlerden biri de Ezgi Dinç'in iddiasına göre küçük kızı İranur'du. 15-20 dakika sonra bana haber geliyor ki kızınızı ambulansla yoğun bakıma göndermemiz gerekiyor. Ya neden, ne oldu ki? Sağ sağlıklı benim yavrum bu şekilde ayaklarıyla gelmişken birdenbire 20 dakika içinde ne oldu ki? Benim kızımı yoğun bakıma götürüyorsunuz. Ezgi ve Habil Dinç çifti geçtiğimiz yıl kızları İranur'u o son dönem duyduğumuz meşhur hastaneye götürdüler. Aslında kızlarında herhangi bir sorun, sıkıntı yoktu. Rutin kontrol için gitmişlerdi hastaneye. Fakat hastane yönetimi kızlarının yoğun bakımda kalacağını söyledi. Ne yaşandıysa işte o anda yaşandı. Kızlarının acı haberini orada aldılar. Sağlıklıydı tabii ki de. Parka gittik, yemek yedik, o şekil getirdik hastaneye. Herhangi bir sıkıntı yoktu bizlik yani. Hastane aynı, doktor aynı, çete aynıydı. İranur rutin kontroller için gittiği hastanede o çetenin kucağına düştü. Oysa daha birkaç saat önce babasıyla hastaneye giderken girdikleri parkta gayet sağlıklı görünüyordu. Baba Habil kızının fotoğraflarını çekerken onu son kez böyle kanlı canlı gördüğünden habersizdi. 6 ayda bir kontrol gibi düşünebiliriz yani. O şekil götürdük kontrole zaten. Hani anlamış değiliz yani, hala 1,5 sene geçti. Yani ölüm raporunda herhangi bir şey yazılmıyor. Artık orada ne işlem yapıyorlar? Elektriği mi fazla verdiler? Ne yaptılarsa bilmiyoruz. Hastanede kızınızın durumu çok kötü, acilen yoğun bakıma alınması gerekiyor denildi. Fakat herhangi bir gerekçe, bir tanı konulmamıştı. Çünkü çeteye yoğun bakıma yatırılacak çocuk lazımdı. İranur uzun süre yoğun bakımda kalacak, onlar da SGK'dan para alacaktı. Fark ettim çocuğumun durumu iyi olmadığını. Bütün cihazları çocuğuma bağlamışlar. İranur 6 yaşındaydı. Ayaklarıyla gittiği hastaneden cesedi çıktı. Bu çocuk 40 tane iğneye nasıl dayanır ya? Siz ne saçmalıkla, ne akılla bunu yaptınız? Ne olduğunu anlamadan kızımızın ölüsünü verdiler bize yani.